Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Enerji! Aşkolarım, nasılsınız öncelikle? Böyle birkaç gündür nedense güzel bir içerik üretemediğimin farkına vardım. Bunun farkına sizler de varmışsınızdır. Bana ne oluyor? Bir enerjim, bir şeyim mi düştü benim yani? Anlatabiliyor muyum? Sizler de fark etmişsinizdir. Böyle bir içeriklerin bir iyi değil gibime geldi. O yüzden bugün kendimi birazcık topladım. Sizin için en güzel, en akıcı bir içerik üretmeye çalışacağım. Ben arkadaşlar video çekmeye başlamadan önce kendimi çok güzel bir şekilde hazırlayıp insanlara kendimi aktarıyorum. Ama bazen bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Maalesef ki hepimizin hayatında problemler oluyor. Ama aşkolarım biz güçlü erkekleriz. Biz güçlü erkekler olduğumuz için tabi ya Rabbim her bir şeyin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum yani. O yüzden siz de farkına vardınız ki bana az yorum yazıyorsunuz. Ben bunun farkına var. Olur. Farkına vardın kelimeyi 100 kere söyledim. Ben de bunu idrak ettim ki sizler de şöyle bir kanala baktım. Tabi ya Rabbim. Yorumlarını çok az yazmaya başladınız. Nedeni belki de sıkılıyorsunuz beni izlerken. Çünkü ben olsam ben de kendimle sıkılırdım. Yani o içerikleri gördükten sonra ay bana bir şey oluyor falan filan diye böyle bayılırdım yani. Çünkü öyle bir içerikler üretmeye başladım son zamanlarda aşkolarım. Onur Atay'ın kendini düzeltecek merak etmeyin. Şu yurt başvurular sonucu açıklandı. Ondan sonra ehliyet dersim oluyor. Ay pardon direksiyon dersim oluyor. Valiz hazırlığıydı, şuydu, buydu, Esma'nın ek tercihiydi. Hepsi üst üste geldiği için arkadaşlar maalesef kendimi birazcık kötü hissettim. Şu birkaç gündür böyle sürekli bir müzik dinlemeler, ruh değişimleri, ondan sonra acaba dedikodular falan filan birikti derken Onur Atağan birazcık kendini hissetmedi ve sizlere böyle güzel bir vloglar çekemedi. Bunun farkındayım. Sorry. Üzgünüm aşklarım. Tabi ya Rabbim. Birazdan Melisa'nın kargosu gelecek arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Bacım ne almış? Tabi ya Rabbim. Üniversite için alışveriş yapmıştı. Hep birlikte kargoyu açacağız. Ondan sonracığıma da vloglarımıza devam edeceğiz. Siz de o sırada onun hata ne yapmadığınız yorumların hepsini alta yorumlara yazıyorsunuz. Okey? Arkadaşlar Melisa'nın kargolarını Melisa'nın kargolarını birazdan gösteririm. Melisa kargolarını açmıştı sen değil mi? Koşuda koydum da. Esma Melisa açtım. Ben şey yaptığımı unutmuşlar, video çekeceğimi unutmuş. Ben de o sırada poğaçalık yoğurdum ve akşam saat geç oldu birazcık. Canım istedi öyle bir anda çayla falan içeriz diye düşündüm. Mama yapayım mı? Mama yap. Bir de su içeyim. Şu bebeği, şu aşkım bir tanem ömrüm. Ya ben de üzülüyorum ama. Ya ben de şu an bu durumdan memnun değilim. İkimizi anlayıp, ikimiz de birbirimizi anlayıp, anlayışla karşılayıp birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Tamam? Sen rahat bir şekilde uyuyacaksın. Ben de rahat bir şekilde işlerimi yapacağım. Tamam mı? Cimcime. Tamam mı? Cimcime. 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 Tamam mı dedim. Hadi dans edelim. Gel gelin gel bana gel. Benden başka yapmam. Çok az bir süremiz kaldı arkadaşlar. Umay'dan ayrılmaya. Şöyle aldığım bileti de göstereyim. Artık Onur Atağanlar gidiyor. Umaycıkları kim uyutacak? Umay'ın karnını kim doyuracak? Umay'la kim oynayacak? Oh. Tamam gel ablam mama yapıyor. Gel. Gel aşkım gel. Gel. Baba. Aşkım kulak, bak kulak yalanılmaz. Hani bu terbiyesizliği nereden öğrendin? Ne? Tamam. Hamur mayalana dursun. O mayada zaten 20 dakika önce uyur. Mamasını falan içireyim. Poğaçayı böyle hızlandım bir şekilde gösteririm. Sonra ben sana kargısını göstereceğiz.
Arkadaşlar, Umay'ı uyuttum. O kadar zaten çok uykusu vardı ki hemen salladım, uyudu. Daha öğlen mi ya? Karnını da doyurduk, mamasını içti. Mışıl mışıl uyuyor. Bugün belirttiğim gibi, mesela istersen hepsini çıkart da poşet sesi gelmesin ya, insanlar rahatsız oluyor. Ay ben ışıktan, poşet sesinden çok rahatsız oluyorum nedense. Siz de mi öylesiniz kız? Arkadaşlar dün birisi yazmış, şey yazmış, çok kıyafet alıyorsunuz diye. Yani ihtiyacımız olan kadarıyla alıyoruz yani. Ne kadar çok ihtiyacım varsa o kadar alıyorum. Okula gideceğim diye Yani okula kıyafet almak gidiyoruz. istiyorum. İnsan içine çıkıyoruz. Her gün aynı kıyafet giyemeyiz yani. Bakalım, merak ettim ben de. Aa. Ne kadar aldın bunların tanesini? 100 lira mı ne? Şaka mı? Biri bu. Hepsi aynı şeyin desenin farklı renkleri. Bir takipçimiz yazmış da zayıfladın niye Zerrin Özer gibi bol kıyafetler alıyorsun yazmış. Arkadaşlar ben dar kıyafetlerden ruhum daralıyor. Ben de. Sevmiyorum. Bunun zayıflama ve yaşmanlıkla alakası Kız yok. Zerrin Özer'i sen biliyor musun Böyle bol bol giyinen bir sanatçı herhalde. Melisa? Zerrin Özer. Esma bunu beğenmedi. Forma gibi dedi. Aslında en çok benim bu hoşuma gitmişti. Bilmem. Nasıl milyona ne gidiyor? Ben de sevmedim Beğenmedin mi? onu. Benim çok hoşuma gitti. En çok bunu beğendim. Ama üstünde nasıl durur bilmiyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Tabii canım. Yüz lira tişörtten ne Tabii bekliyorsun? tabii. Tabii, sokakta gelsin. İyi olur valla. Bekle bu. Güzelmiş bak. 4 tane tişört aldım. Bir de gazak almıştım biliyorsunuz zaten. Bir de hurç aldım. Ya ben de arkadaşlar bu ayın 22'sinde benim YouTube maaşım yatacak. Ben bu ayki paramı komple bitirdim. Bilet aldım, şu aldım, bu aldım. Hiç param kalmadı. Ben de bunlar kredimle aldım zaten. En son işte bir de dün direksiyon sınavı parası yatırdım arkadaşlar. 750 TL. Komple o da bitti. İşte biletimi de aldım. Gösterdim zaten az önce. Giderken de annemgil harçlık verecek işte. O zaman başka bir şeyim kalmadı valla. Kıyafetlerimi de artık ayın 22'sinde alacağım şeylerimi, sivitlerimi. Başka da her şeyim tam yani. Pantolonum var. Okey, her şey iyi. Benim kışlığım biraz var da. O yüzden tişörtüm olmadığından tişört aldım. Öyle body falan aldım bir tane de. Onlar da yarın gelecek. Gül açtın getirirken gel onları. Getireyim. Yarın dersin varsa getireceğim. Yok mu yarın? Mesaj atmadı hoca. Cumartesi günü de Ufukgül'le buluşabilirim. Oturman gayrı bir yere gidemezsin. Ses sus. Arkadaşlar hamur mayalansın, böyle bir 20 dakika daha bekleyin de ben tam mayalanmasını istiyorum. Çünkü öyle daha iyi oluyor. Ne kadar güzel mayalanırsa iyi oluyor yani. Az bir vakit kaldı. Yarın 8 günümüz kalıyor. Yani bu Valla video... herhalde bir ayım daha var. Ben bu videoyu izlerken... Yani siz bu videoyu izlerken 8 günüm kalmış oluyor. Gidenden önce gideceğim. Duygusalım, çok duygusalım. Sadece üzüldüğüm şey arkadaşlar, Umay'dan ayrılmam olacak. Yoksa geride kalan insanlar Nişanlım bir için hafta hiçbir bir şey şekilde var. Bir daha üzülmüyorum. aramalısın. Yok, ben oraya gittiğim için değil yani. Umay'ımı bıraktığım için üzülüyorum Ben arkadaşlar. de Bir Hasan'ı de böyle bıraktığım için. birazcık bir burukluk var içimde. Sebebi de böyle, ne bileyim, yaşadığım olumsuzluklar, insanların yaşattıkları falan filan. Bunlara üzülüyorum sadece. Ya da gençliğime üzülüyorum, anladınız mı? Mesela 21 yaşındayım. Üzülüyorum yani bazı durumlara. Öyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Melisa Hanım, kendinizi nasıl hissediyorsunuz bu yaştan sonra üniversitede? Hayattan bezmiş gibi Değil hissediyorum. mi? Geldiğim günden beri iş yapıyorum. Bir takipçimiz yazmış işte. Ben de diksiyon bozukluğu var. Şey yazmış. Of diyor pof diyor ne şey yazmış da. Ne yapayım arkadaşlar? Kolay değil ki bu evde ev işi yapmak. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği, bulaşığı, çayı, ev temizliği. Kolay değil yani Melisa olmak. Oflarım yani. Niye oflarım? Yani bak mesela ben de çok yoruluyorum, Umay'a bakıyorum yani. Hele Umay'ın ağlaması artık o kadar çok kulağıma yerleşmiş ki psikolojim bozuluyor. Yemin ederim şu lohusa kadınlarına lütfen daha iyi davranın. Erkekler, hanımlar, şu kocalarınızı uyarın, size daha iyi davransın. Yemin ederim çocuk doğurduktan sonra şu kadınlarınıza daha üstüne varın. Ben şimdi anladım yani bu anneliğin kutsal görevi olduğunu. Yemin ederim ben 9 ay boyunca anne gibi hissediyorum kendimi şu an yani. O yüzden erkekler, kadınların kıymetini bilelim. Lütfen, rica ediyorum buradan. Hamur
mayalansın arkadaşlar. Video öyle devam ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben projesi... Bu ne Melisa? Nere mi? Garibim Allah'ım. Arkadaşlar mayalanmış. Çok da güzel mayalanmış. Üzerine ne öptün? Niye de? Çekirdek kaburganmış. Ha, poşet şey aldı. Pardon. Nasıl onu aldı? Çocuk olmuş arkadaşlar. Yazının kendini avret mezunu al sızlarından yiyorum. Ben de bileğini yiyorum. Aşko ya evet çok yaptım çünkü ben seviyorum poğaçayı. Ya o yüzden fazla şey yapmana gerek yok yani öyle bir yapıver. Yavrum şöyle yapacağım Melisam akıllım. Yemin ederim ben bayağıdır böyle de hiçbir şey yapmıyorum. Bak poğaça şöyle. Kız düzgün. Tamam işte. Beni delirtme. Tabi ya Rabbim. Kız o nadir hamur. Ne diyeyim? Orduya mı yazıyor? Orduya gitmeden önce arkadaşlar kurabiye falan yapacağım. Vallahi. O da arkadaşlarımı şey yapacağım birazcık. Gelir ufayıversen ses gelince. Ben de başka ne çıkarma bak. Geçen de şu Nazlı'yı öpkeni niye kapatmadın? Melisa? Ne oldu göstermeye? Sen adı ne? Ben oradaydaki kurabiye yapacağım bu arada. Orduyu da öğreteceğim. Uyuyalım gibi. Ay size tübe yarabbim. Şey yapıyorum şişiyorsunuz ya. İllik yaram olur size anam. Nasıl bir insanlar mısınız kız? Kapıyı örtele. Nasıl şimdi nerede ki abu? Ne oldu kardeş ne oldu? Hayır, yola mı gidiyorsun? Ordularda ne yapacaksın? Onurun. Umaysız mı kaldın? Kiminle oynayacaksın? Ah umayın. Yani gelmem diye. Vize misin nasıl koparak kendini otogarda buluyorsun? Her hafta umayı görmek için gelirim ben. Sen gelin de bir nasıl gelin? Araban olsun, ehliyeti alsan arabanın gidip gezinmesin. Saçmalama. Niye ki? Olur. Kız ben ta orduya nasıl süreyim daha birinci ehliyetim daha yeni almış bir insan deneyimsiz. Tövbe yarabbim. Deneyim girmiyorlar mı burada? Çok yani tamam. Leyla hocam çok güzel anlatıyor, çok güzel eğitiyor da hani kadın daha 10 gündür eğitim veriyor hani. Bir de araba demek böyle sürdükçe her şeyin oturması demek yani. Bir anda öyle her şeyin oturmuyor. Bunlar böyle insanlar arkadaşlar. Arkadaşlar ben ve kuzenimle birlikte gideceğim orduya. Bugün biletimi aldım. Melisa'yı dışladık. Ben de annemin maaşı yatınca gittim. Aslında Melisa da gidecek de bütün paramızı bitirdik ondan sonra. Melisa gidemedik galiba. Melisa da YouTube parasını bekliyor arkadaşlar. Ay bak sakın beni yanlış anlamayın. Sonra para falan istiyor diye dileniyor falan yazmayın. Olanı söylüyorum yani boş yapmayın bana burada. Bıktım sizden ya şu köylü zihniyetinizden ya Allah Allah. Direneceğim olsa böyle mi istedik? Arkadaşlar makinem neyim yok derim. Arkadaşlar işte bilet de alamadık. Bilet alamadık derim. Ben ne diyorum arkadaşlar bak son paramı gittim bilet aldım diyorum. Olanı söylüyorum. Ne yapayım şu an yani? Neyini boş yapıyor yani? Ne var? Anam bu millet... Gerçi neden böyle biliyor musun Melisa? Aslında onlara da hak veriyorum. Çünkü kasabadaki birkaç kanal insanlara böyle lanse ettirdiği için insanlar da herkesi bizim böyle... Bizi ya işte var. Tanımıyor bazıları. Kimisi tanımıyor. Neyine niyetle söylediğimizi biliyorlar bence. İşte o anlamda bazıları anlamıyor. Çünkü kasabadaki birkaç YouTuber genel konuşmak istemiyorum. Öyle yaptığı için insanlar da böyle zannediyor. Yani o kanalda insanlar maalesef haklılar. Anam nasıl kaynıyor şu? Melem annemi. Bir şey daha saydın. Daha şey neyim süreceğiz ya. Ay dur fiş takayım geleyim arkadaşlar. Da. Aynen ancak sanır. Can bana sarıyor. Kapatma o kaydı. Yeter öyle kapatalım ya işte ya. Bir taşı gideriz. Ne verirse? Daha hepimizin biri yakın çekilir. O kim? Küçük yapmamı çok kapalı kabarıyor. Küçük değil mi bu? O çok büyüyor o bir yapınca. Anam da ne örüyor, ne atıyor içine bilmiyorum ben. Ben mi? O ne kız? Hamuru ben yumuşak yoğurduğum için. Arkadaşlar İsmail'cik bir psikoloğa vurdum. Niye tırnağın içine psikolog mu olur insan? Hamuru ben yumuşak yoğurduğum için. Psikolog ne yani?
Ya beni dinler misin? He. Baba seni tüyü dökecek dedi. Hamburgeri yumuşak yoğuruyor. Ne? Anlatayım mı? Hamburgeri yumuşak niye yoğuruyor? Anlasan. Yok. Anne babam ne ölmüş? Babam demişsin video çektiğini bilmiyorum. Şu koca ileyenlere mi yoğurdunuz? Ne yiyorsun? Sen bizim ileyene gidin de aşağıya da çamaşır ileyenle yoğurun. Beyin adı ne? Anca yeter. Ya anca yeter. 3 beyin yiysen, 5 sen yiysen, 7 Esma yiysen. Ben niye 5 yiyorum? Asıl 5 babam yer. Onda ben yerim. Evet. 6 7 daha sen yiysen. 10 tane benim Melisa. Ne yiyorum? Arkadaşlar benim adım çıkmış 9'a, 8'e. Bunlar bir ekmek yiyor görseniz. Ana macuktan ne öğrenelim, ne öğreneyim? Yaramıyor işte, nasıl fesatsanız bari. Fesat alakalı ki benim midelerim neyim hassas ya, benim şeylerim neyim tübe yavarettim. Bak pis. Azıcık bir evden doğrayım da. Melisa soğan yok mu hiç çekmecede? Of, babam yine mi domates salatası yiyecek? Evet, bu domates salatası yapıyor buna. Babayı bul zaten yiyecek. İçinde domates çıkacak. İçinde yok mu? Babamın içinde melemen olmuştu. Ne? Çörek otu. Aşağıda. Arkadaşlar poğaçanın birisi pişti, diğerinde şey yaptık, çayımız kaynaya dursun. Ne kız? Burası. Can bağlanıp değil mi şimdi? Ben öyle şeyler yemiyorum. Neyse sen yaktın da bunu. Yok. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ya üzerine şey olması lazımdı. Çörek otu da aşağı evdeymiş. Ben de erindim. O yüzden böyle oldu. Yeto yani nedir? Acaba nedir? Daha çay Hasan'a paket kız bu şort ne? Ben abinin olarak şortuna izin vermiyorum. tamam. Hadi Barış'ım sana bana. Abi yap. Öpücük. Öpücük abiye. Abi öpücük. Ya bu kot pantolon, bu short nasıl oldu umay? Şöyle göstereyim arkadaşlar tam anlamıyla birazdan hemen. Ya benim de hayatımda birçok olumsuz şeyler var. Sürekli ağlıyor muyum umay? Mesela senin gibi ufak çaplı dertlerim olmuyor. Bazen karnın ağrıyor ondan sonra. Ya da böyle bir aç oluyorsun. Hani bunlar ufak dertler. Anlatabiliyor muyum? Canım benim. Hani sen daha büyük dertler yaşamamışsın, böyle ağlayıp duruyorsun yani. Bir sızanmalar, bir öf pöf yapmalar. Altında kot pantolon, üstünde cicili micili şeyler. Ağlıyorsun yani. Ne yapalım biz böyle? Hı? Ortak noktamızı bulalım. Çok tatlısı olmuş kot pantolon, şort tarzı bir şey. Umay. Bu kadar niye ağlıyorsun? Bak arkadaşa kucağıma alıyorum, her şey yaparım, ağlıyor ya. Uyuttum da uykusunu alamamışsın biliyorum ama uyumuyorsun ki. Tamam gel. Tamam. Meme. Tamam gel. Arkadaşlar Melisa. Kız çay demedin mi? Tamam. Şu az önceki kaynayan melemenler. Melisa bunu da az önce unutmuşsun ama o kadar yanmamış. Normal yanık arkadaşlar. Aynen üzülüyor. Şey yapmış. Şöyle bunu da göstereyim arkadaşlar. Yumuşacık yani. Neyse ben bu arada bunu daha çok sevdim. Ondan mı yemek istiyorsun? Ne? Ondan mı yemek istiyorsun? Yo o da iyi de yani fark etmez benim için. Neyse temizlik yapıyordu arkadaşlar o yüzden. Hasan da patates istedi. Bu ay, arada geçen de yazmışsınız ya. Onur bu evde en çok patatesle poğaça ondan sonra kek yapıyorsunuz diye. Ne yapalım arkadaşlar ben poğaçayı çok seviyorum. Ben arada böyle canım istiyor yapıyorum. Patates de işte ayrı bir şeysi var yani. Bu da Çingene Esma. Çingene Esma kızım ne olmuş? Ne yiyor? Şu dışarı balkonda lambaya da. Şu kızın, bak şu kızın en sevmediğim huyu bir şey yenileceği zaman evi temizlemesi. Yeter. Ben yok olmayacak aslında. Bunlar ya, bu kapı yaptı ya, kedi içeriye gidiyor. Ay senin kardeşlerin bunlar. Lambayı öndü. Umay. Umay. Senin arkadaşların bunlar. Gel. Wow.
bıktım şu haldeki havadan ya. Git valla üniversite ikisine de baksam. Bıktım. Yeter. Ablaları, abileri, Umay'ı size emanet artık bundan sonra, tamam mı? Meow. Meow burada mı yiyorsun? Evet, burada yiyeceğiz. Burada mı? He. Hadi git. Kız bu nasıl şort ya? Hapas hayır tut oradan lütfen. Gidiyor bak leketin arasında. Aşkım o kedi gitti. Beni terk edişi insanların beni terk etmesi. Gel sepetin içine atlandı. Oyuncak sepeti diye aldık. Umay sepeti oldu. Ay nasıl güzel sepet yine de. Keşke onu alsaydım dedim. Daha küçük böyle mavi bir şey gelmiş. Kim bağırıyor kız? Düğün. Kimin düğünü? Sıra ablası. Didit. Çekme oranı. Didit. Ağır yaşamlar. Part 2 of my world. Yok ki Sura. Dışarıda artık baktığını dışarıda gözüküyor. Umay neredesin aşkım? Gel mamanı ittireyim. Başını vurur Hasan. Hasan başını vurur. Hasan kaldır. Hasan. Nataşim vardı. Allah neyse. Mama içecek mi? Bakayım bak. Hasan. İçmedi. Şurada nasıl içsin nasıl parmağı ayakta mama? Ne içmedi? Çöre onu. Hadi şimdi çocuğa. Kameraya biraz şey oldu. Hasan sen oturuyordu onda. Kim yaptı mamayı? Görüntüle şimdi ifşa oldu. Melisa'nın yaptığı şeyi bir kor, sen su gibi mama yaptın. Sen de misin ki üç kaşık attı mısın deli? Patates! Püskürt de vardı şimdi. Esma, patates! Anne, patates! Patates yok. Anne! Var dedi. Halil Işko, patates! Halil Işko, patatesi bıraktırıyorum. Parteki. Melisa vallahi kızıyor şimdi, kalkın kız. Umay bak, çekilin. Yeni bir güne tekrardan merhaba. Değil mi Umay'cık? Şu an sabahın saatlerinde, erken saatlerinde Umay'la birlikte. Arası kaçık. Git anam arı. Erken saatlerinde kalktık arkadaşlar. 7.30 mu? 7.20 mi ne geçiyor? Köy hayatı böyle bir hani horoz da yırtınabilir, inek de hörebilir yani. Bunlar böyle insanlar, bunlar böyle görmüş. Bunlara böyle primler vermeyeceksin. Değil mi Maya'cığım? Hadi gel içeri girelim. Hadi kalın sadece. Aşkolarım. Bugün ne yapacağım? Bugün bir işim yok. Normalde direksiyon dersim vardı ama bugüne yazmamışlar galiba. Yarına yazacaklar. Bugün Yalı Çapkını başlıyor. Ben onu unuttum arkadaşlar komple. Artık her gün, her cuma yarın tübe ya Rabbim giderim cipsilerimi neyim alıveririm. Yalı çapkınlarımı neyim izlerim yani. Ama gerçi ben o yurtta nasıl izleyeceğim kız bu 6 kişilik koğuşta tübe ya Rabbim. Ne olacak yani? Ne yapacağım ben? Koskoca Onur Atahan yani. 6 kişilik yurtlarda kalacak yani. Ama yapacak bir şey yok yani. İmajım biraz sarsılacak ama babysitler. Biz bunu aşacağız yani bu durumları. Bugün giderim cipsi falan alırım. Akşama Yalı Çapkını olur. Bu arada Yalı Çapkını o kadar çok saçmalamış ki ben şöyle izledim fragmanı. Böyleydi hani anlatabiliyor muyum? Çünkü ciddi anlamda çok kötüydü. Bir diziye bu kadar kapılmak doğru bir şey değil. Ama seviyorum yani. Ne yapayım yani? Seviyorsam seviyorum yani. Allah Allah. Tabii yani. Bugün de cuma yani. Neydi o söz ya? Dur hatırlayacağım.
Yere serilecek olan kelimi duvara seren de bendim ya Rütübe ya Rabbim. Hayırlı cumalar aşkım. Böyle bir güzel bir söz yani. O kadar anlamlı bir söz ki aslında. Yere serilecek olan kilimi duvara asan da bendim. Anlamı şöyle yani. Değer verdim. Seni duvara astım ama senin aslında değerin yere serilmekti. Anlatabiliyor muyum yani o anlamda? Cidden hayatımızda bazen böyle insanlar olabiliyor. Bir de dün bir tane karı mı erkek mi bilemedim de şey yazmıştı. Şükretmiyorsun. Kendi aileni, yaşadığın durumu beğenmiyorsun. Yazmışsın babysi. Ben her bir şeylerimi beğeniyorum. Binlerce şükrediyorum halime her gün. Ama siz şunu anlamak istemiyorsunuz. Sırf kasabada yaşadığımız için sadece oranın kurallarını benimseyip sadece oradaki hayatı kabul edip dışarıya hiçbir şekilde kendimizi geliştirmemizi istemiyorsunuz. Belli bir yaşantıları var bunların diyorsunuz. Bunların dışında çıkmasın. Resmen yani neydi ya o sistem? Ya hani şeyler oluyordu ya unuttum durun bir saniye hatırlayacağım. Ah Onur derste gördüğün şeyi nasıl hatırlamazsın? Durun bekle. Tabakalaşma sistemini onaylıyorsun resmen babies. Diyorsun ki köylüler köylülüğünü bilsin, şehirliler şehirliğini bilsin. Köydekiler üst sınıfa çıkamasın, üst sınıftakiler alt sınıfa inemesin kafasındasınız. Öyle bir dünya yok babies'i. Çağ ta nereye gelmiş, teknoloji tavan yapmış. İnsanların kendini geliştirmek için birçok imkanlar var. Yani ne yapayım ben Allah aşkına Ötebe ya Rabbim. Köyde kalıp da ben ne yapayım yani? Tamam ben ineği çok seviyorum, doğayı çok seviyorum. Doğayı sevmesem ben gidip orada yazmam o yeşilliği. Anladın mı? Ben nereden geldiğimi unutmadım babies'i. Giderim Tepe Harbi, metropol bir şehir yazarım yani. Anlatabiliyor İstanbul'un neyi yazarım yani. Ama ben tamam İstanbul'u da çok seviyorum. Orada da yaşamak isterim. Hani ben doğayı çok seviyorum. Yeşilliği çok seviyorum yani. Geldiğim yerleri unutmuyorum elbise. Ama o senin zekaların, beyinlerin öyle algılıyor. Ben ne yapayım yani? Demin kızlar bana hak verin kız. Yorumlara yazın yani. Kim haklı burada aşk olurum? Doğruyu söyleyin yani. Doğruyu söyleyin yani. Nedir? Allah Allah. Bu arada Uğur Güler'e buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Mevlüt ablaya da çok selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkür ederim. Yarınki vlogda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Selametler, sihirler olsun. Hadi gidin kız evinizi barkınızı temizleyin. Tabii ya sabahın korundu Onur Atağ'ını izlediniz. Evinizi barkınızı pasak koruyorlar. Hadi.